Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün mutfağa ilk kez giren birinin bile kolaylıkla yapabileceği okla ve merdane kullanmadan çok az malzemeli pratik bir el açması börek tarifi hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 çay kaşığı kuru maya, 200 ml litrelik su bardağı ölçüsü ile bir su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı sirke yarım tatlı kaşığı tuz alıp güzelce karıştırıyorum un ilavesine geçiyorum ben toplamda 2 su bardağı artı çeyrek su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. 2 su bardağından sonrasını ihtiyaca göre ekleyelim. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, pamuk gibi ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmuyoruz. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen masanın üzerine alıyorum ve 8 parçaya kesiyorum. bu şekilde hafiften böyle uzun olacak şekilde şekillendiriyorum. Şimdi tüm parça hamurları elim ile yuvarlayarak birazcık boyutunu uzatıyorum. Tüm hamurları bir kalem boyutunda veya kalemden bir tık daha büyük olabilir. O şekilde uzunlamasına büyütüyorum. Borcamın tabanına 150 gram eritilmiş tereyağının içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledim. Borcamın tabanını güzelce yağlıyorum. Daha sonrasında böyle ince şeritler haline getirip uzatmış olduğum hamurları yağın içerisine yatırıyorum. Yağın içerisine iyice batırıyorum hamurları. kalan yağı da tamamen üzerine boşaltıyorum hamurun. Elim ile hamurun kuru kalan kısımlarını tekrar yağ ile yağlıyorum. Üzerine streç kapatıp yaklaşık 30 dakika kadar, hatta vaktiniz varsa 1 saat bile bekleyebilirsiniz. Oda ısısında bu şekilde masanın üzerinde dinlenmeye bırakıyorum. Yeteri kadar dinlenmiş olan hamuru hemen alıyorum. Bir tane bezeyi alıp açma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamura dokunur dokunmaz zaten elastik bir şekilde büyüyor hamur. Elinizle parmak uçlarınızla bu şekilde ittirdiğinizde kendiliğinden açıp kayıp gidiyor. Bu arada yağ miktarı fazla gelebilir. Aslında çok fazla değil ama hamurları içine batırdığımız için hem yüzeye çıkıyor. Aslında normal bir börekte kullanılabilecek miktarda yağ kullanıyoruz. Hamuru yeteri kadar incelikte açtım. Daha sonrasında baş kısmına peynir ve maydanoz karışımından ekliyorum. İstediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Baş kısmından peynirlerin üzerini kapatarak rulo olarak sarıyorum. kendi etrafında döndürerek gül şeklini veriyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak bir tepsinin ortasına dolayarak o şekilde de bitirebilirsiniz. Veya kol böreği şeklinde de şekil verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tariflerimde mümkün olduğunca bütün püf noktaları, detayları sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca gördüğüm takdirde herkese dönmeye çalışıyorum. Tekrar belirteyim, bu böreğin en önemli püf noktası hamuru ilk etapta kesinlikle sert yoğurmuyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olmalı. Daha sonrasında ise bol yağın içerisinde en az 30 dakika dinlendirip bekletmektir. Tüm hamurları aynı şekilde tamamladıktan sonra hamurları yağ batırmış olduğum borcamı tekrar kullanıyorum. Zaten tabanı yağlı olduğu için başka bir tepsi kullanmaya da hiç gerek yok. Borcamın içerisine hamurları yerleştiriyorum. Borcamın dibinde donmuş olan yağları kaşık ile farklı bir kabın içerisine aldım erittim. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar 2 yemek kaşığı kadar yağ çıktı. Bunları tekrar hamurun yüzeyine bolca sürüyorum. 180 derecelik ısınmış fanlı fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Herkes fırınını mutlaka tanır. Hemen bir tanesini alıp sizlere nasıl pul pul çıtır çıtır döküldüğünü ve katlarını yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyi pul pul dökülüyor. İçerisi ise kat kat oldu. Bu kolay böreği herkes kolaylıkla yapabilir. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.